أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا معين الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا فجعله قيما لا عوج فيه مستقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم الأمة القرآن وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. Şimdi kıymetli hocalarım, dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak başladığımız gibi bitirebilmeyi nasip eylesin. Zaten çarşambadan başladık. Bizim Akgezi Adapazarı'nın hocam bir pazarı var. Her semt pazarı olduğu gibi çarşamba günüdür oranın pazarı. Oranın büyükleri zamanın geçmişleri çarşamba gününe koymuşlar. Niye? Çarşamba gününün hayrı bütün günlerin hayrına eşittir. Böyle bir güzel tarafı vardır. Biz de dedik ki pazartesi günü zaten böyle pasparlak günlerden bir tanesidir. Peygamberin övgüsüne mazhar olmuş günlerden birisidir. Çarşambanın da büyükler tarafından böyle bir tercih edilmiş tarafı vardır. Biz böyle bir günde başlatalım ve öyle bir günde devam edelim. Sonunda da Allah'ın izniyle biz Cenab-ı Hak için اَنَا عِنَّ ظَنِّ عَبْد۪يب۪ي buyuruyor. Değil mi? Sonuç itibariyle biz Cenab-ı Hak için böyle bir zanda bulunuyoruz. Mevlamız bize bu ikramı verecek, bu ihsanı bizlere lütfedecek ve bir gün gelecek, tayyibe bitmiş olacak. Tabi aşere takrib okumuş ama tayyibeden şimdiye kadar bir şekilde hissedar olamamış arkadaşlarımız elbette ki burada olsalardı daha da keyifli bir ortam, belki çok daha farklı, bereketli bir ortam olurdu. Yine de belli olmaz ya. Bu iş devam ettikçe yavaş yavaş toparlanır arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Benim adım Muhammed Nurullah Dindar. Akgezi Adapazarlıyım. Aslen Trabzon Şalpazarlıyım. Efendim Hüseyin Harputoğlu Hoca Efendi de ben de okudum. Tabii benim talim tarafım Abdullah Aldır Hoca imzalıdır. Talim tarafı onunla. Tahkik Tedbir Hadır usulünde Kur'an-ı Kerim baştan sona bizzat onu okuduk. Onun rahle-i tedrisinde. Arkasından Hüseyin Harputoğlu hocam da işte kıraat nasip oldu ve bunun devamı böyle geliyor. Şimdiye kadar 5-6 sefer Rabbimiz ikram etti. Ferdi olarak okuttuğum da oldu. Grup olarak da okuttuğum da oldu. Tayyibe'yi okuduk şimdiye kadar. Birkaç sefer İbrahim Tanrıkulu hocamla bizzat yani haşa biz müzakere etme gibi böyle bir durumumuz olamaz ama o şerefe Rabbim nasip etti. Beraber İbrahim hocamla beraber ondan sonra Talip Akbal hocamla yine beraber birkaç beyt de olsa müzakere, mütalaa edip onların tayyibe usulünden de istifade etme gibi bir takım güzellikler nasip oldu şimdiye kadar. Şimdi hocam elimde benim İbn-i Nazım bu zaten belli kim olduğu. İmam-ı Cezire Hazretlerinin kendi mahdumunun yapmış olduğu bir şerh. Bundan hariç Nümeyri Hazretlerinin bir şerhi var. Biz şerhlere fazla dalmayacağız. Şerhlere ben dalacağım. Yani işin talebeliğini ben yapacağım aslında. Şerhleri güzelce böyle karıştırıp, güzel bir çorba yapıp böyle çeşnili bir şekilde pazartesi ve çarşamba günleri ben diyeceğim ki şerhlerde bu anlatılıyor arkadaşlar, vaziyet bundan ibaret, devam. Eğer şerhin zaten bir tanesinin kendisine girmiş olsak bizim 5 senemiz var demektir. Ha nedir? O 5 seneyi biz mümkün mertebe kendimiz süzgeçleyip, filtreleyip bir yılda bu işi bitirme derdindeyiz. Haftada 2 sefer. Gün gelecek, Tayyip'i bilenler içinizde zaten bilirler. Gün gelir 50 beyti bir kere de bir çırpıda okuruz. Ama gün gelir bir mısra bir zor gider. Yani sadece onu anlatmak, bitirmek hepsi 45 dakikadır. Biiznillahi belli bir vakitten sonra ben yükü tamamen size bırakacağım. Yani biz burada sadece, bu arada bu programı takip eden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da şundan nasıl bir istifadede bulunacaklarını bilsinler diye bunu söylüyorum. Burada sadece Tayyip'e okutmak veya okumak meselesi değil kıymetli hocalarım. Burada Tayyip'e'nin bizzat okutulmasını da yükleyeceğim size.
Yani bu tayyibe nasıl okutulurun karşılığını burada bulacağız biz. Biiznillahi tayyibeyi biz anlatacağız belli bir zamana kadar. Ha, o vakit geçtikten sonra diyeceğim ki hocam şimdi önümüzdeki derste 5 beyt sizden, 5 beyt sizden, 5 beyt sizden, 5, 5, 5 sizden anlatacaksınız. Nerede? Tahtada. Biz sadece takip edeceğiz. Bu takipte biiznillahi anlattığınız kayıtlar hep beraber bize bütün ümmete mal olacak. Bu böyle bir çalışma. Tabii az önce de bahsettik kendi aramızda. Bunun devamında bu işin bir de kısmet olursa icazetnamesini takdim edeceğiz. İcazetini de yapacağız. Merasimini de inşallah yapacağız. Hatta yine kısmet olursa Osman Şahin hocamlar falan da bir aksilik olmazsa normalde sözünü verdiler yani. Gelecekler. Hep beraber bunun icazetnamesini, icazetini yapmış olacağız. Allah kısmet ederse. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İşin en kolay bölümü benim. Ondan sonrakiler sizin olacak. Ben kolay tarafına ben kaçıyorum. Kale. Hocam dedi. Burada elhamdülillah hepinizin Arapçası var. Meseleyi zaten çözüyorsunuz, biliyorsunuz. Kim dedi? Muhammedun. Muhammed. Kim o Muhammed? Hüve. Bu zat. Tabi o zat diyoruz ya, biz bu zat diyoruz. İbnül Cezeri. Efendim Cezire denen Cezireti Diyarbekr diye de ismi geçiyor. Efendime söyleyeyim. Farklı tabirler ve tarifler de kullanılmış. Cezire sonuçta bir hani toprak parçası. Ama bunu Diyarbakır civarında, yani Diyarbakır diyelim ki civarında bir yer olduğunu söyleyenler de mevcut. Ama genel itibariyle İmam-ı Cezire Hazretleri'nin doğduğu yer Şam toprakları. Fakat Şam dendiği zaman da şimdiki Suriye'nin Şam'ı değil de Şam dendiği zaman da koca bir alandan bahsediliyor. Sonuç itibariyle Cezireli olan, Cizreli olan, hatta Mardin diye bile söyleyenler var. Böyle bir ifade de var. Efendim Cezireli olan zatın oğlu ki İmam-ı Cezeri Hazretlerinin uzunca bir ismi var. Ne hocam? Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammed İbni Yusuf İbnül Cezeri. Yani Muhammed, kendi ismi Muhammed. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin kendi ismi Muhammed. Ama kimin oğlu? Muhammed'in oğlu. Dedesi de Muhammed. Onun büyük dedesi de Muhammed. Ondan sonra en büyük dedesinin ismi de Yusuf. Yusuf'un oğlu. Muhammed'in oğlu. Muhammed'in oğlu. Muhammed'in oğlu Muhammed. Böyle kocaman bir ismi var mübareği. Güzel bir künyesi var. İşte bu zat Cezireli, Cezer diyelim ki Cezer beldesinin mensubu olan Yusuf denen zatın oğlu olan Muhammed'in oğlu olan Muhammed'in oğlu olan Muhammed'in oğlu Muhammed. Upuzun. Babası da Muhammed, dedesi de Muhammed, büyük babası da Muhammed. Hepsi Muhammed. En son en büyük dördüncü göbekten Yusuf ismi. Bunun oğlu. Ne demiş? Ne diyor? Ya del celali. Ey celal sahibi olan Allah'ım. İrham rahmet et. Hu ona. Yani kendisinden bahsediyor. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Tevazuyu gösteriyor. Bana rahmet et değil. Yani bir nevi bencillik değil de, değil mi? Ona ya Rabbi, o fakir var ya, o fakir var ya, o garip var ya, ona rahmet et ya Rabbi. Sonra vestur, ayıplarını ört, vaufir, günahlarını mağfiret eyle diyerek böyle bir dua ile beraber başlıyor İmam-ı Cezeri Hazretleri beytlere. Sonra devam ediyor. Elhamdü, bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Ben niye hamd ediyorum peki? İmam-ı Cezeri Hazretleri bu hamdinin gereğini söylüyor, gerekçesini. Alama ol bir şey üzere ki yessara kolaylaştırdı Allah Celle Celaluhu hu o şeyi. Şimdi açıyor. Malum Maime Sûre arkasında mutlaka bir beyaniye istiyor değil mi hocam? Min neşri menkuli hurufil aşara. Uzatmalı bir izafet kullanmış orada. Min neşri menkuli hurufil aşara. 10 harfi nakledile gelen 10 harfin neşrini, 10 kıraati nakledile gelen 10 kıraati efendim neşretmeyi kolaylaştıran Allah'a hamdolsun. Ömer hocam oldu mu? Olmadıysa söyleyeceksiniz abi. Evet. Sümme sonra devam ediyor. Böyle bir hamd etti. Çünkü az bir şey değildir arkadaşlar. Diyor ki İmam-ı Nüveyri Hazretleri, yani İmam-ı Nüveyri dediğim bu mübarek İlk şerhini yapan kişi, İmam-ı Cezeri Hazretlerinin Tayyibesinin şarihi 3-5 tane, başka yok. İmam-ı yani Nüveyri Hazretleri bu noktada
Bir kişi, arkasından İbn-i Nazım, onun arkasından işte birkaç kişi, başka yok. Bir de Allah nasip ederse hep beraber biz yaparız bir şerh ona. Hep beraber diyorum, ha ben tek başıma değil. Diyor ki bir yerde, ben diyor resmen diyor, yani kapalı, girift olan bir meselenin içine giriyorum diyor. Kim diyor bunu? Nübeyri. Niye? Çünkü diyor hatam olur, yanlışım olabilir, eksiğim olabilir. Benim diyor bunu sorup da öğrenecek adamım yok. Düşünsene ilk şari. Kime soracak? Sadece kendisi var. Başka hiç kimse yok işin içinde. Onunla alakalı. Thümme salatu vesselam. Sonra salatu selam. Salatın manasını değil mi? Hep beraber söylediği, söylüyoruz, biliyoruz. Thümme salatu salat vesselamu selam. Evet abi ne olsun? Es-sermedi, ebedi olan, daimi olan, daimi olan, bitip tükenmek bilmeyen salat ve selam kime olsun? Alen-nebiyyi, nebiye. Evet, öyle nebi ki el-Mustafa, seçilmiş olan nebi. Bunlardan bedel Muhammed'i. Değil mi? Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa, seçilmiş olan nebinin üzerine daimi salatu selam olsun ki o da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Daha kime salatu selam olsun? Ve alihi, aline ve sahbihi, onun sahabelerine salatu selam olsun. Daha ve men, ol kimseye ki tela, tilavet etti, okudu. Neyi? Kitabe Rabbine, Rabbimizin kitabını okudu. Ne üzerine okudu? Alama, ol bir şey üzere ki enzela veya ünzila da olabilir. Metinde sizde nasıl geçmiş? Enzela, ünzila. Ünzila olursa indirildiği malum. Enzela olursa indirdiği. Oradaki elifler arkadaşlar malum. Şiirdir bu. Kafiye amacıyla getirilmiş eliflerdir. Tela normalde fiildir. Gelmesi gereken hali odur zaten ama enzeladaki öyle değil sanki. Yani tesniye elifidir. İki kişi mi indirdi Kur'an-ı Kerim'i? Bir kişi indirdi. Allah diye. O da Allah Celle Celaluhu. Evet. Evet. Ve ba'du, bundan sonra. Yani indirildiği şekliyle kitabı, Allah'ın kitabını okuyanlara da salatu selam olsun. İndirildiği şekliyle okuyanlara da salatu selam olsun. Ve ba'du, bundan sonra. Fel insanu, insanoğlu. Leyse yeşrufu. Şerefli değildir. Şerefi olan bir varlık değildir insanoğlu. Evet. İnsanın aklına farklı tercümeler de geliyor değil mi Fatih Hocam? Leyse yeşrufu. Şerefi olmayan bir varlıktır insanoğlu. Şimdi sadece burasını al. Nurullah Hocam millete şerefsiz dedi. Haşa. Öyle bir şey söylemeyiz abi. Leyse yeşrufu. Şerefli değildir insanoğlu. İlla ancak şerefi vardır. Bima, ne sebebiyle? Ol bir şey sebebiyle. Yahfalu, ezberliyor hu onu. Ezberlediği şey sebebiyle ancak onun bir kadru kıymeti vardır hocam. Ezberlediği şey ne? Kur'an-ı Kerim. Yani ezberlediği Kur'an-ı Kerim sebebiyle ve ya'rifu ve tanıdığı kadarıyla. Tanıdığı, bildiği, ezberlediği Kur'an-ı Kerim sebebiyle Allah ona şeref verir. Efendim şerefli bir varlık olur. Veya bir insan ne kadar şereflidir? Kur'an'dan ne kadar biliyorsa şerefi o kadar vardır. Parası, pulu, atı, iti vardır. Hiç önemli değil. Bunlar hiçbirisi insanın şerefini artırmaz. Belki de insan bunları bulmakla beraber, bu yollara girmekle beraber şereften bile yoksun hale gelir, zaman olur. Ama Allah'ın kitabını bildik de, tanıdıkça, ezberledikçe, bu noktada tayyibetün neşri ezberlemek de insanın şerefini artırır mı hocam? Artırır abi. Artırır. Evet. Lidâke, bundan dolayı kâne oldu. Ne oldu? Hamilül Kur'an'ı kim oldu diyelim ya da? Efendim kim oldu? Kur'an hamili olan zevat, Kur'an hamili olan, Kur'an'ı ezberlemiş olanlar oldular. Ne oldular? Genelde hamil kelimesine ezberleyenler anlamı verilse de aslında ezberlemekten maksat sadece onu kuru kuruya ezberlemek değil. Hani hocalarımız çok derdi, papağan gibi ezberlemeyin oğlum Kur'an-ı Kerim. Yarın öbür gün Arapça okuyun, bir şeyler yapın da yani ne okuduğunuzu bilin. Hah, asıl olan ne okuduğunu bilmek ve amel etmek. Hamili Kur'an demek o demektir. Yoksa hamili Kur'an, adama hafız manasında hamili Kur'an diyorsun. Adam Kur'an-ı Kerim'i çoktan bırakmış. Ama öteki taraftan adam hafız değil, fakat hamil. Kur'an-ı Kerim'in yüküyle yüklenmiş adam, derdiyle dertlenmiş adam. Bu ziyadesi, hammalül Kur'an yani bu adam. Hepten öteye gitti. Pekala. Bu adamlar ne oldular Kur'an'a hamile olanlar? Eşrafel ümmeti. Ümmetin en şereflileri oldular. Malum o hadis-i şerif değil mi?
Evet, eşraf-ı ümmeti hamaletül Kur'an. Ne yapmış? Bir nevi iktibas vari bir hal, bir hareket yapmış burada İmam-ı Cezre Hazretleri. Demiş ki ümmetin en şereflileri hadis-i şeriften iktibas yaparak buraya böyle bir kayıt düşmüş. Ülül ihsan, ihsan sahibi. İhsan sahibi ilan ediyor. Kimi? Ümmetin en şereflisi diye vasfedilen Kur'an hamillerini. İhsan, el-ihsan nasıldı hocam o metin? En te'abudallâhe ke'enneke terâhu. Sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. İhsan makamını Allah o adama nasip etsin dercesine İmam-ı Cezeri Hazretleri burada noktayı koyuyor. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Ve innehum, şüphesiz ki onlar, yani kimler? Kur'an hamili olan zevat, Kur'an hamili olan zevat, finnâsi, insanlar içerisinde nedir bunlar? Ehlullah. Abi bu şurasını hocam okuduğunda böyle dondum kaldım ben o zaman. Hocam okudu, uf dedim kendi kendime, ya bu nasıl bir vasıftır ya? Ehlullah diyor ya. Hocam ne demektir Ömer hocam ya? Ehlullah kime? Yani resmen insanlar içerisinde insanlar bir tarafta, bu insanlar başka bir tarafta. İnsanlar sadece Allah'ın kelamının hamili olmaları sebebiyle Allah'ın özeline girdiler ya. Allah'ın özeline, o yüzden hafıza bulaşmak beladır. Hafıza bulaşma. Hele ki bir de var ya, dört dörtlük hafızsa, ibadetiyle, namazıyla, takvasıyla, ilmiyle, irfanıyla, bu adam böyleyse var ya, bu adamın ciddiyetinden, duruşundan, her şeyinden kork. Niye? Çünkü Allah'ın resmen özeli haline gelmiştir. Onun hazinesi konumundadır. Sen hazineye bir bulaş, bak bakayım seni ne yapıyorlar. Ve innehum finnâsi ehlullâhi. Allah Celle Celaluhu'nun ehlidir. Ve inne rabbena, şüphesiz bizim Rabbimiz, bihim onlarla, evet, yübâhi ne yapar? İftihar eder. Bütün mahlukata iftihar eder. Bunlar benim Kur'an-ı Kerim'imi ezberlemiş olan kullarım gibi düşünün. Böyle bir takım ifadeler. Ve kâle, buyurdu. Fil Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu buyurdu. Anhum, onlardan bahsederken. Kimlerden bahsediyor? Hamil-i Kur'an olanlardan bahsediyor. Allah Celle Celaluhu. Pekala. Ve kefa. Ve yetti hocam diyor. Yani bu buyurduğu da yeter. Bunlara bu güzellik, Allah'ın onları böyle metheder şekilde ifadelendirmesi, Kur'an-ı Kerim'de ayete bunu koyması bunlara yeter. Şeref olarak, şan olarak yeter bunlara. Ne o? Bi ennehu şu. Evrate. Ayet-i Kerime'yi söylüyor. Evrate. Varis kıldı Allah Celle Celaluhu. Hu o Kur'an-ı Kerim'e. Kimi? Men ol bir kimseyi ki istafa seçti. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'ine kimi varis kılar? Seçtiklerini varis kılar. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek, Fatih Hocam azdır be. Vallahi azdır. Abi resmen ya. Mekanlarımız, elhamdülillah, zamanlarımız, millet, az önce biz burada hadis dersi yapıyorduk mesela. Hadis dersimiz vardı. Yani hakikaten biz şimdi badiru bil a'mali salihati. Değil mi? Salih amellere koşun. Daha biz ne yapalım ya? Vaktimiz elhamdülillah yerinde, zamanımız var, imkanımız var. Bizim dedelerimiz bizim zamanımızda olacaklar da adamlar kitapları yerlerdi ya. Onlarla beraber yatar kalkarlardı. Hizmet, ilim, irfan dendiğinde adamlar duramazlardı oldukları yerlerde. Şimdi elhamdülillah, ama ne var ki bir malın, değil mi, nadir, ender olması, efendim o malın aynı zamanda alıcısının da ender olması aslında bir yerde hem onun garipliğini hem bir taraftan da ne kadar önemli bir şey olduğunu da gösterir, gösteriyor da. Cenab-ı Hak bu ilim halkalarının ziyadesiyle efendim devamını nasip eylesin. Vehve Kur'an-ı Kerim fil ukra, ahirette nedir hocam? Şafi'un. O ayet-i kerime ne? بِأَنَّهُ اَوْرَثَهُ مَنْ اِصْطَفَى ayet-i kerime. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, değil mi? Meşhur ayet-i kerime. ثُمَّ اَوْرَثْنَا, ne yaptık? Sonra diyor biz varis kıldık. Kitaba. Kimi? Seçtiğimiz kulları varis kıldık. Yani bu diyor sana yeter ya. Bir hafız bunu düşünse ona yeter. Demek ki ben seçilmişim. Demek ki ben Allah tarafından Celle Celaluhu beni seçmişler. Beni buraya koymuşlar. Ben daha ne arıyorum? Bir şey daha, bir şey sormaya, aramaya, sormaya gerek yok. Hiç gerek yok. Diyor ya, kendisine Kur'an verilen kişi başka hiç daha başkasına bakıp da
İşte dünyalık kendisine verilmiş olan bir kişi için şunu düşünmesin. Ne o? Bana ondan verilenden daha az bir şey verildi veya ona benden verilenden fazlası verilmiş diye düşünmesin hafız olan kişi. Hadis-i şeriftir bu malum. Ne diyor devamında hocam? Eğer böyle yaparsa Allah'ın tazim ettiğini tahkir etmiş olur. Yani Allah'ın saygı gösterdiğini, hürmetli gördüğünü gösterdiğini ne o? Kur'an. Baksana senin için ne buyuruyor Allah-u Teala? Biz seçtiğimiz kulları variz kılarız diyor. Seçmiş, yani Allah tarafından seçilmek midir yani daha muteber bir şey? Yoksa kullar tarafından üstün görülmek midir daha muteber bir şey? Bugün maalesef Kur'an-ı Kerim sahibi olanlar nedir hocam? Böyle gariban, itilmiş, atılmış durumda ama hiç önemli değil. Benim için Rabbim ne buyurmuş? ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Cenab-ı Hak yani işi düzgün tutmayı nasip eylesin. Ama ne var işte devamında? فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Yani orada üç tane aşamadan bahsediyor Allah Celle Celaluhu o ayet-i kerimede. Malum Yasin'den bir önceki sure neydi hocam? Fatır suresi mi orası? وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ ثُمَّ اَوْرَثْنَا كِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Bir, evet kendine seçeriz ama sonradan kendi kendine zulmeder. Kimisi var ki o gruptan. Allah muhafaza etsin. İkincisi, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِرْ. Orta halde. İki tarafı da dengede tutuyor. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Üçüncüsü, orta halin de üstünde. O bir adım daha öteye gitmiş. İşi uçurmuş. Cenab-ı Hak işte bu üçüncü kısımdan olmayı nasip eylesin. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ. Bu büyük bir fazıldır. Büyük bir lütuftur bu. Evet hocam. Peki. وَهُوَ Kur'an-ı Kerim dedik. O Kur'an-ı Kerim fil uhra ahirette nedir? شَافِعُنْ. Şefaat edicidir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim ahirette şefaat edecek. Kur'an-ı Kerim ahirette şefaat edecektir. مُشَفَّعُنْ ف۪يهِ. Ve şefaati kendine makbul kılınmıştır. Evet, müşeffa'ın makbul, şefaati makbuldur. Şefaat kabul edilmiştir fihi kendisinde. Evet, yani şefaati kendinden ve kabulü de kendinden olan bir kitap. Böyle bir kitap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi Kur'an-ı Kerim evet şefaat edecek, peygamber şefaat edecek, o şefaat edecek, bu şefaat edecek. Ama ne diyor biliyor musun hadis-i şerifte? Bütün şefaat edeceklerin şefaati, bütün şefaat edecek olanların şefaati, Allah'ın izniyle tabi. Şefaati evet makbuldur ama diyor birisi vardır azap vuku bulduktan sonra şefaat vardır makbuldur. Öteki vardır azap vuku bulmadan şefaati makbuldur. Kur'an-ı Kerim'in ki hepsinden önce. Yani azap daha hiç söz konusu edilmeden makbuldur. Derhal onun şefaatine mazhar olan kurtarmıştır peşinci paçayı. Ötekiler elbette ki şefaat edecekler. Cenab-ı Hak onlara müsaade edecek. Öyle inanıyoruz. Ehl-i Sünnet böyle inanıyor. Başkası inanmayabilir. Hiç de problem değil. İnanmayan şefaati bulmasın. Hoca Efendi'nin bir tanesi sohbet ediyormuş. İşte bu şu kabir azapçıları var ya meşhur. Kabir azabı şöyle, kabir azabı böyle yoktur, etme, gitme falan. Bu yoktu, bok falan dediği için çıkmış demiş ki bir tanesi çıkarken. Allah demiş kabir azabı yoktur diyene kabrini azap etsin. Kabir azabı yoktur diyene Allah kabrini azap etsin. Dönüyor bu. Sen nasıl beddua okuyorsun? Diyor sıkıntı yok. Sen niye dert ediyorsun ki? Sen dedin ki zaten kabir azabı yok. Evet. Evet hocam. Ve kavluhu onun sözü yani Kur'an-ı Kerim'in sözü aleyhi şefaat üzerine yapacağı söz evet. Ahirette yüsme'u nedir hocam? Dinlenecektir. Yani kabul görecek. Yu'ta verilir bihi o Kur'an-ı Kerim sebebiyle el mülke mülk verilir. Ma'al kuldi ebediyetle beraber. Ebedi mülk ikram edilir. Ne zaman? İdâ tevvece taçlandırdığı zaman da Allah Celle Celaluhu hu onu neyle? Tâcel kerameti kedâ. İşte böyle keramet tacı giydirilecek ya. Kur'an-ı Kerim'in ezberi olanlar annesine babasına bile diyor ne taç giydirilecek. Kendisine de verilecek. İşte kendisine diyor keramet tacı İkram tacı kendisine giydirildiği vakitte Allah Celle Celaluhu onu ona verdiği zaman da ebedi bir mülkü de ona bahşetmiş olacak. Cenab-ı Hak bu noktada bunun kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Çok dua etmek lazım arkadaşlar. Çok dua etmek lazım. Zira bizim için çok önemli bir mesele bu.
Her ne kadar biz farkında olmasak da bazen arkadaşlar onu diyorum, hoca arkadaşlara. Kendime de söylüyorum. En son ne zaman gerçekten geceliğin kalkıp da hüngür hüngür ağlayarak tövbe ettik? Hatırlayamıyoruz. Niye? Sanki böyle biz hocayız ya, işin içindeyiz. Sanki hiç günah işlemiyormuş gibi. Olur mu hocam? Her gün tövbe ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah demekle tövbe olmuyor. Estağfurullah. Gerçekten içinden böyle yana yana onu yapabilmek. Evet. Yakra. Hocam ne yapmış burada? İbdalle okumuş burayı değil mi? Yakra. Yakra. Okur. Ve yarka yükselir. Nerede? Derecel cinani. Cennet derecelerinde yükselir. Kişi okur, okudukça cennet derecelerinde Allah onu yükseltir. Yakra ve yarka derecel cinani. Ve ebevahu anne babası da minhu ondan dolayı, yani Kur'an-ı Kerim'i ezberinden dolayı, Kur'an-ı Kerim'den dolayı yapmış oldukları bu çalışmalarından bir anne olarak, bir baba olarak çocuklarını yetiştirmeleri, Kur'an-ı Kerim'le beraber bir nevi böyle haşır neşir etmeleri sebebiyle yükse yani onlara da giydirilecektir hocam. Fatih hocam doğru mu gidiyorsun? Eksik yok değil mi? Ha, tamam. Felyahris, hırslı olsun. Kim? Es-sa'idu, kutlu kişi, mutlu kişi. Hırslı olsun. Neye fi tahsilihi, Kur'an-ı Kerim tahsiline efendim hırslı olsun. Ve la yemelle, ve la yemellü de olur, ve la yemelle de olur. Ve la yemelle olursa malum emri nehyi gayip olur. Değil mi? Ve la yemelle, ama ve la yemelle olursa efendim te'kidi nefi istikbal olur. Yani bu adam usanmaz anlamı da olur. Veya ve la yemelle olursa bir harften dolayı ne oluyor Eyüp abi? Bir harften dolayı bak mana nereye gidiyor. Birisine ve la yemelle diyorsun, usanmaz diyorsun. Ve la yemelle olur mu? Usanmasın. Kim? İşte o adam. Kattu asla. Neden? Min tertilihi, tertilinden. Kur'an-ı Kerim'i okurken tertil üzere okumaktan asla usanmasın. Vel yectehi, çalışsın. Fihi, ona içtihad etsin, gayret etsin, geri durmasın. Ve fi tashihihi, aksak olacağım. Ne diyeceğiz oraya? Tashih etmeye değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tashihinde zerre kadar gevşeklik göstermesin. Bak bunlar İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin bize nasihati. İbrahim Tanrıkulu Hoca Efendi bizim icazet merasimimizde o spikerlik yapıyordu o gün. Elini aldı mikrofonu. Dedi ki bunlar dedi bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in kıraatinin polisleridir dedi. Anında ceza keser millete. Efendim anında dur der. Deme yetkisine sahiptir. Zira artık sen aldın. Ha bundan sonra bir de şöyle bir şey de söyledi. Ama dedi bunlar hiçbir zaman yanlış okumak gibi veya işte takılmak gibi bir lüksleri yok bunların dedi. Zira takıldığı anda veya yanlış okuduğu anda okuyan kişi kurra olduğu için diyecekler ki ha demek ki böyle bir vecih var. Halbuki yanlış. Adamın okuduğu büsbütün yanlış. Niye? Ama sen kurra olarak biliniyorsun ya. Altında kurra yazıyor. Etiketin var o saatten sonra. Senin o yanlışın sıkıntı. Evet. Vel yectehid fihi ve fi tashihihi dedik. Heh, tashihine ne üzere? Alellezi, öyle bir yol, şekil üzere ki nukile, nakledildi. Min sahihihi, sahih olarak rivayeti nakledilen hali neyse, Kur'an-ı Kerim'in rivayeti sahih olarak nakledilen neyse, gelen neyse, bu herhangi bir vecih fark etmez. İlla biz Hafs'tan bahsetmiyoruz burada şimdi. Neden bahsediyoruz? Efendim Vers'ten bahsediyoruz, İbn-i Kesir'den bahsediyoruz, İbn-i Amir'den bahsediyoruz, Hamza'dan bahsediyoruz, Ebu Cafer'den, Kisai'den, Şeyh Yakup'tan fark etmez. Hangisi olursa olsun, sahih olan hangisi? Çünkü 4 tane şahs kıraat var. Değil mi? Normalde erba'a aşara. Kıraat olarak böyle söyleniyor. 4 tane şahs kıraat var. Diyor ki hiçbirisini ona karıştırmadan. Şimdi geliyor zaten. Kıraat ne demektir? Hangi vecih kıraattir? Ve bir vecihin kıraat olmasının, daha doğrusu hatta bir ayet olmasının şartı nedir? فَكُلُّ مَا وَافَقَ. Her ne vakit ki muvafık oldu. Şimdi buradan itibaren neye girmiş oluyoruz? Resmen mütevatir kıraatın şartlarına girmiş oluyoruz yani. Yani ayet, bizzat ayetin şartı. فَكُلُّ مَا ol bir şey ki, yani vecih ki diyelim, وَافَقَ uydu neye? وَجْهَ نَحْوِ nahiv kaidelerine. Nahiv kaidelerine uydu. Evet. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ bu bir. Hocam, birinci şart ne?
Sarf ve nahiv kaideleri değil mi? Sarf ve nahve uygun olacak. Okunan veci bakacağız. Sarfe uygun mu? Nahve uygun mu? Mesela az önce iki veci söyledi şeyde. Kasidede değil mi? Yani ibarede. Ve la yemelle ve la yemellü. Manada bir sıkıntı var mı? Yok. Birisi usanmasın gibi nehye gaib böyle yani işte böyle olması lazım bir adamın dercesine bir tavsiye. Öteki taraftan bir adamın vasfını yapıyor. Böyle bir adam asla usanmaz diyor. Yani o adama nehyetmeye gerek bile yok. Dolayısıyla birbirini tekit eden, birbirini kuvvetlendiren manalar. Malum Haseki'de ne var? Kıraat mana ilişkisi dersleri var değil mi? Bizim mesela bu İlkseç Vakfı'ndaki bu okuyan arkadaşların da kıraat mana ilişkisi dersi var. Normalde adamlar onlarca cilt kitap yazmışlar bununla alakalı. Bir de Hüccetül Kıraat var. Mesela bir Kur'an'ın bunların hepsinden haberi olması lazım. Geçen gün birisi Kur'an'ın özellikleri diye bir yazı attı bana. Onu okuyunca ben bile vazgeçtim yani dünyada. Tabii. Adam yani her bir mütevatir kıraatın diyor hüccetini, her bir mütevatir kıraatın işte kıraat mana ilişkisini öteki taraftan farklı yazılan yerler hat itibariyle mesela bir şuraka kelimesi değil mi hocam? Normal bir şuraka var ama bir de vavlu yazılan şuraka var. Altında vav var. 12 vecih çıkıyor o vavdan dolayı. Şimdi ama hangisinde bu? وَمَا نِرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ mesela. Burası mı? Yoksa başka bir şuraka? Bunların her bir tanesini diyor adam bilir. Her birisinden diyor mutlaka şey vardır. Bir hesabı vardır onlarla yani. Bir Kur'an'ın bunların hepsini bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim ne diyorlar? Hep beraber söylüyoruz değil mi? Bir adamın hafızının kuvvetliliği ile alakalı. Kur'an-ı Kerim'i kaybolsa yazar. Yazamaz. Kur'an-ı Kerim'i kaybolsa abi yazacak adam bir tane iki tane ya çıkar ya çıkmaz. Niye? Nasıl çıksın ya? Kur'an-ı Kerim'in evet hafsı yazabilir. Sadece hafsı adam ne yapar? Yazar. Yazar geçer karşıya. Pekala hafsın dışındakilere Kur'an-ı Kerim'in metninin aynı şekilde uygun olması lazım değil miydi? Resmi hatta uygunluk diye bir şey var değil mi? Arkadan geliyor şimdi. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي وَكَانَ لِلْرَسْمِ اِحْتِمَالًا يَحْوِي öyle bir vaziyet olacak ki وَكَانَ oldu, ikinci şart لِلْرَسْمِ resmi hatta ihtimalen bir ihtimal de olsa يَحْوِي içine alan yani ne yapması lazım? O okunan vecih hocam, okunan vecih, okunan ayet, okunan Kur'an-ı Kerim o andaki okunan senin önündeki Kur'an-ı Kerim'in hattı onu ihtiva etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hattı onu ihtiva etmesi lazım. Nasıl olacak şimdi bu iş? İşte bunu adamın ihtiva ediyor mu etmiyor mu diye bilmesi için evet hafsa göre yazarsın geçersin. Ama iyi de 9 tane daha kıraat var ya dışarıda. Hatta 10 imam duruyor artı bir rivayetle beraber. Ne yapıyor? Bekliyorlar orada. Hangisine göre nasıl yazacaksın sen şimdi? وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ bu misali çok veririm. Burasını yaz derim. Arapçası süper olan birine. Yaz burayı. وَتُوبَ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ yazarken اَيُّهَا'yı nasıl yazar? Dik elifle yazıyor. اَيُّهَا yani bütün يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا'lar gibi orayı da اَيُّهَا olarak dik elifle yazıyor. Ama dik elifle اَيُّهَا'nın yanına dik elif koyduğunuz anda İbn-i Amir'in اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ kıraatini kesmiş oluyorsunuz. Ne oldu şimdi? Hani yazabiliyordun? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانَ o da aynı. Orası elifle yazıldığı anda gidiyor gümbürtüye. Yani başka kıraati atıyorsunuz. Bravo hocam. Siz onu direkt elif yazdığınız zaman da veya elifi efendim terk ettiğiniz zaman da bir anda vecihler değişiyor. Birine müsaade etmiyorsunuz resmen. Buraya girme diyorsunuz. Daha bunun gibi niceleri, misalleri var. Evet. Pekala. Son dakikalarımızı şu anda yaşıyoruz. Az kaldı hocam. Ve sahha. Üçüncü şart ne? Sahih olacak. İsnaden. Ve sahha. Sahih olduğu mana itibariyle isnaden. İsnat olarak sahih. Peygamber aleyhissalatu vesselama isnadı sahih. Ve sahha isnaden. Bu üç şart olursa huvel Kur'an. İşte o Kur'an'dır. Bu üç şart meydana geldi. İşte Kur'an-ı Kerim budur. فَهَذِهِ الثَّلَاثَ
Bu üç tanesi el erkanu, üç rükün. İşte bunlar bu işin üç tane rüknüdür. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ الْاَرْكَانُ Bu üç rükün bunun şartlarıdır. Bir, yani mütevatir kıraatin şartları. Öyle diyelim hocam. Malum mütevatir kıraatlar var, şaz kıraatlar var, müdreç kıraatlar var değil mi? Bir kıraatın mütevatir olması için gereken üç şart. De diyebiliriz. Aynen öyle. Yani baktık bu kıraat acaba mütevatir midir, değil midir? Bu üç şartı taşıyorsa eyvallah. Bunlardan bir tanesi eksikse işte şöyle olur. Bir ikisi olursa şöyle olur. Araya sokuşturulan tefsir ifadesi olarak konulan bir şeyler varsa falanca kıraat olur. Oralara girmiyorum şimdi. Evet hocam. Mütevatir kıraatın şartları veya bir vecihin mütevatir olmasının şartları. İkisi de caizdir hocam. Evet. Ve haythuma her ne vakit yahtelle arıza olursa rüknün bir rükün. Bir rükünde sıkıntı varsa tamam mı? Bir rükün eğer bunlardan bir rükün eksik olursa esbit şüzüde. Esbit şüzüde. Şimdi burası tabii mısra mısra yazılmış. Mısra mısra yazılmış ama ifadeleri tamamlayabilmek için bazen bir mısradan bir kelimede birkaç kelimede almak durumunda kalıyoruz. Esbit diye bıraksak esbit ispat et bunu. Hani bunun mef'ulün bihi şüzüde. Yani ileriye bağlı. Oraya ne yaparız icabında bir parantez içine o tür yerleri almakta fayda vardır diye düşünüyorum hocam. Ve haythuma yahtalle ruknun etbit şüzüde. Buraya kadar. Yani bir rükün eğer bunlardan sıkıntılı olursa, daha doğrusu kaybolursa, gerek isnadı sahih olma noktasında, gerekse sarf ve nahve uyma noktasında, gerekse efendim resmi hatta uygunluğu noktasında bunlardan bir tanesi kaybolduysa artık o şaz olarak ispat edilir. O kıraat şaz bir kıraattır. Lev ennehu fis seb'ati velev ki seb'adan olsun. Yani velev ki bu seb'adandır denilen bir vecih de olsa bu üç tane şarttan bir tanesini taşımıyorsa şaz olarak bunu ilan et. Fekün ol. Ne üzere? Alâ nehci sebîl-i selefi geçmişin yolu, menheci üzere yürü. Kendi kafana göre takılma dercesine böyle İmam-ı Cezeri Hazretleri. Ne hususunda? Fî mücme'in aleyhi. İcma edilen, üzerinde icma edilen noktalarda selef nasıl geçmiş alimlerimiz, üstadlar nasıl hareket ettiyse sen de onlar gibi hareket et. Ev muhtelefi veya ihtilaf edilen meselelerde. İcma edilen veya ihtilaf edilen. Efendim herhangi bir mesele. Bu noktada selef nasıl davranmış? Ne türlü bir hareket yapmış? Sen de onlar gibi ol. Ki onun şartını zaten söyledi yukarıda. Ve aslul ihtilafi. İhtilafın aslı nedir hocam? Enne Rabbena, şüphesiz ki bizim Rabbimiz enzele indirdi. Hu o Kur'an-ı Kerim'i neyle? Bi sebaatin mühevvina. Kolay yediyle. Kolay yediyle. Yani kolaylaştırılmış Cenab-ı Hak tarafından öyle ya. Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min müddekir. Bunu efendim yaşantı olarak da tefsir edenler var. Okuyuş olarak da tefsir edenler var. Fakra'u mâ teyessere minel Kur'an yine aynı şekilde değil mi? Kolayınıza geleni okuyun gibi. Ve kıyla denildi ki fil muradi. Murat minha. O seba'dan murat nedir? Evcuhu vecihlerdir. Biz seba diyoruz ama bu sadece seba mıdır? Yani yedi midir? Yediden fazlası yok mudur? Hayır hayır. Yedi tabiri caizse ne diyorduk? Kesretten kinaye. Kullanılmış bir ifade. Yedi. Belki de yetmiş. Belki de yetmiş bin. Ama tespit edilenler belli. Şu kadarı tespit edilmiş. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Yedi kıraat dediğimiz şey aslında yediyle sınırın her ayette yedi yok. Bazen bakıyorsun daha fazla var. Bir ayette yedi vecihten fazlası var. Veya bir imamın bir bakıyorsunuz dünya kadar farklı okuyuşu var. Buyur oksa hocam. Yedi olması bu hadislerde değerli mi? Tabii. Yani yedi ifadesini öyle kullanıyoruz. Yoksa takipçisi kalmamış başka kıraatler de var. Takipçisi yok. Peşinden gitin giden olmamış. Yani bugün kıraat imamlarına baktığımız zaman da işte İmam-ı Nafi Hazretleri diyoruz. Kıraat imamların içerisinde yanlış hatırlamıyorsam en büyükleri yaşça, en büyükleri en eski yaşayan mübarek İbn-i Amir Hazretleri'dir. Tarihlerine baktığımız zaman da İbn-i Amir Hazretleri'ni hatırlıyorum. Yani yanlışlık olmasın ama pekala nasıl oldu bu? En erken o olmasına rağmen dördüncü sırada işte bu şöhret bulma meselesiyle daha ziyade alakalı. Evet. Kimisi de var,
Belki İbn Amir'den çok çok da önce yaşamıştır ama ismi cismi yok ortalıkta. Mesela gelecek Halef ile Hallat, değil mi? Bir diyelim imamından rivayeti direkt alanlar var. Bir de aracıyla alanlar var. Halef ile Hallat'ın arasında kim var? Süleym denen bir zat var. Süleym denen bir zat. Ama Süleym'in ismini hiç kimse söylemiyor, bilmiyor. فَحَمْزَةٌ عَنْهُ سُلَيْمٌ diyor mesela. Tayyip'in metninde değil mi? وَبْنُ كَثِيرٍ مَكَّةٌ لَهُ بَلَتْ بَزِّنْ وَكُمُلُ لَهُ عَلَى سَنَتْ mesela. İbn-i Kesir'in bezi ve kumbulu da senet üzere. Arada başkası var. Direkt almışlar değil yani. İmam-ı Hamza'nınki de aynı. Halef ile Hallad'ı arada Süleym var. Ama Süleym'i kimse tanımıyor. Normalde belki de Süleym ön plana çıkmış olsa ya Halef'i tanımayacaktık veya Hallad'ı tanımayacaktık. Bir şey olacaktı. Ama Halef ile Hallad işe iyi koşmuşlar ki şöhret bulmuşlar. Kimin talebesi? Halbuki ikisi de Süleym'in talebeleri. Yani arada Süleym var. İmam-ı Hamza ile bakmak lazım tarihlerine. İmam-ı Hamza ile Halef ile Hallad'ın arasında belki de kaç sene var yani. Hiç alakaları yok. Evet. Buradaki yediden murat vecihlerdir. Evet. Ve kevnuhu o vecihlerin olmasıdır. Ne ihtilafe lafzın? Lafız ihtilafı olması evcehı kıyasa daha muvafıktır. Yani lafız ihtilafıdır. Sadece birbirlerine, bu vecihlerin birbirlerine olan ihtilafı nedir abi? Lafız ihtilafıdır. Mana ihtilafı hiç yok. Olmaz bile. Evet. Kâme, kaim oldu. Biha, o vecihlerle. Kim? E'immetül Kur'ani. Kur'an imamları, kıraat imamları o vecihlerle, o seb'a ile kaim oldular. Daha kim kaim oldu? Evet. Ve muhlizü tahkiki. Tahkik, yani işin doğrusunu böyle hiç zerre kadar sapmadan, saptırmadan doğruyu araştıran, onun peşinde olan, ihraz eden, onu tutup çıkaran, tahkikin peşinde olan adamlar işte bu seb'a ile kaim oldular. Ve itkani. Yine itkan aynı manada bir işin sağlam olması, düzgün olması, efendim zerre kadar eğri büğrü olmaması. Bunun için çalışanlar ne yapmış oldular hocam? İşi kurtardılar ve onunla beraber kaim oldular. Burada 20 beytle beraber şimdilik bu noktada hem tanışma faslı hem de dersimizin buraya kadar gelmesi elhamdülillah kafidir diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak hepimize burada derslerimize daim olmayı, kaim olmayı, katılmak isteyen arkadaşlarımıza da bir an evvel yine haber verelim. Katılabilenler katılsınlar. Bereketini hep beraber görürüz inşallah. Cenab-ı Hak sizlere de, bizlere de, hocalarımıza, üstadlarımıza, her birisine uzun ömürler, hayırlı uzun ömürler bahşeylesin. Gelmiş geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.